Merhabalar, Ayşenur Güler'i YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modeli göstereceğim. Şöyle açıklı koyulu sarı ve beyaz ve yeşil seçtim. Siz istediğiniz renkleri yapabilirsiniz. Şöyle 1.75 milimde tığım var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sarıyla başlayacağım. Koyuyla başlıyorum. Sarıyı kenarlarında kullanacağım. Şöyle bir tane kilit zinciri yaptık. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane buraya zincir çektim. Hemen baştaki zincirime batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum. Kaydırdıktan sonra hemen bu ipimi bu tarafa alıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane buraya zincir çektim. Başına bir kere doluyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane ikili trabzan. Bir zincir, bir tane ikili trabzan. Bir zincir, bir tane ikili trabzan. Bu şekilde 12 tane trabzanımız olana kadar yapıp tamamlayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 12'ye tamamlayalım trabzan sayımızı. Şöyle 12 tane arkadaşlar trabzanımızı yaptık. Şöyle de sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zincirimiz 12. Zinciri de sayıyoruz. Hemen buraya bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen buradaki zincirden bir tanesini bırakıyorum. Bir sonraki zincirimi batarak şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen bunu kesiyorum. Şöyle sıkılıyorum. Bu burada kalacak. Beyaz ipimize geçiyoruz. Hemen beyaz ipimi aldım. Buradan bir tane zincir tutturuyorum. Ve bir sonraki şöyle hemen bitişten değil de diğerlerinden batarak şöyle beyazımı da burada saklayacağım. Aradaki zincirlerimi batarak bunu buraya sıkıladım. Aradaki bir tane zincirlerimize batıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başını aldım. Yine araya batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar şöyle ipimi de arkadan yürütüyorum. Bir sonraki zincirin içine geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2. Bir tane zincir çekiyorum. Ve hemen yine arkaya alıyorum. Bir sonraki zincirin içine batıp iplerimi yürütüyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum tekrardan. Hemen başına alıyorum. Tekrar ikili trabzan. Bu sırayı da bu şekilde yapıp sıra sonuna kadar tamamlayalım. Şöyle trabzanlarımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Buradaki trabzanın başına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Ve buradaki zincirin içine de şöyle kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Ve zincirin içine ipimi almış oldum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar aynı zincirin içine batıp buraya ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. 3. 3 tane buraya trabzan yapmış olduk. 1, 2 tane zincir çektim. Başına aldım. Bir sonraki hemen zincirin içine batarak 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir, tekrar bir sonrakine batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane buraya. İkili trabzan, pardon. İkili 3 tane bir tane zincirin içine trabzan yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde yapıp şöyle kenar kısmına kadar gelelim. 3. sıramızı da yapıp tamamladık. Hemen buradaki sıradaki trabzanın başına batıyorum.
Şöyle buraya iki zincir çekeceğiz. 1, 2 zincirimi çektim. Hemen trabzanın başına batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırıp bir tane zincir çektim ve ipimi şöyle uzatıyorum. Şimdi bunu saklayacağız daha sonra. Şimdi hemen yeşil ipimi alıyorum. Bir tane sıkılama zincirimi çektim. Buradaki şu aradaki zincirlerden hemen zincirimi batıyorum. Buraya bir tane sık iğne ile kapatıyorum zincirimi. Sık iğne ile tutturdum. Şu ipimizi de yürütelim. Buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Burada 3 tane trabzanımız var. Ortadaki trabzanın tepesine batarak ipimi de yürütüyorum arkadan saklansın diye. Bir tane sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen tekrar zincire batıyoruz. Zincire batıp sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Hemen buradaki ortadaki trabzanın tepesine batarak şöyle sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen zincire batıyoruz. Bu şekilde bir trabzanın başına bir aradaki zincirlere 5 tane zincir yaparak buraya kadar gelelim. Şöyle son bölüme geldim. 5 tane zincirimi çektim. Hemen buradaki ilk battığım yere batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Şimdi şu zincirin bir sonrakinin zincirin içine batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Bir sonraki hemen zincire geçmiş olduk. 1, 2 tane zincir çektim. Başına bir kere doladım. İçine batıp buraya ikili trabzan yapıyoruz. Bura bir yuvamız oldu. Bir zincir, 2, 3, 4, 5. arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekip şöyle aşağıya batarak 5.'yi de yapmış oluyorum. Şimdi buranın mantığını söyleyeyim. Buraya laleler yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzanları değil, şu aradaki battığımız zincirleri sayıyoruz. Bir zincirimiz. Şurada bir zincirimiz var. 2, 3, 4, son yaptığımız 5. Şimdi hemen bir sonrakine hiç zincir çekmeden şöyle sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane buraya zincir çektim. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4.'ye batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle buraya bir tane pipirik yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen bir sonraki zincirin ortasına batıp şöyle bağlıyorum. Buraya bu şekilde bir tane model yaptık. Hemen bir sonraki zincirin içine batarak sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1, 2 zincir. 3 de çekebilirsiniz. Burayı arkadaşlar şöyle 3 de yapabilirsiniz. Şöyle hemen bir tane ikili trabzan yaptım. Burası 1. Birinci yuvamız oldu. Bir zincir. İkinci yuvamızı yaptık. Bir zincir. 3. Dördüncü yuvamız. 1, 2, 3 tane çekip şöyle aşağıya iniyorum. 5. yuvamız oldu. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane oldu. Tekrardan bir sonraki hemen zincirin içine batıp şöyle sıkıca buraya sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 4.'ye batıp
Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1, 2, 3 zincir. Hemen bir sonraki zincire batıp kapatıyorum. Ara modelimizi yaptık. Bunları yaprak sayacağız. Bir sonrakine geçiyorum. Sık iğne ile kapattım. Buraya yuva yapıyoruz modellerimiz için. Bu şekilde arkadaşlar devam edecek. Ben şöyle başlangıç kısmına kadar yapıp tamamlayayım. Şöyle sıra sonuna geldim arkadaşlar. 7 tane bölümü yaptım. 3 tane zincir çekip hemen buradaki sondakine batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Hiç zincir çekmeden şu başlangıca batıp hemen sık iğne ile kaydırıp bir tane zincir çekiyorum. Hemen ipimi kesiyorum. Ve bunu arkadan saklayalım. Şöyle bu kısmı da bu şekilde bitmiş oldu. Şöyle yeşil kısmını yapıp bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel battaniye motifleri de olabilir. Şimdi sarıyı şu uç kısmını birazcık uzun bırakıyorum. Açık sarıyla başlıyorum. Şöyle bir tane kilit yaptım. Buradaki yaptığımız beşli grubumuz vardı. En baştakine batıyorum. Şöyle ipimi saklamadan buraya bir tane sık iğne ile kapattım. Şimdi ipimi uzatıyorum. İstediğim uzunluğa gelince başına bir tane aldım. Aynı yere batarak şöyle 1, 2, 3, 4. 4 tane buraya bir tane fıstık yaptım. 4 taneden oluşan şöyle hemen kapatıyorum fıstığımı. Hiç zincir çekmeden tekrar başına alıyorum. Bir sonraki burada bir tane zincir çekmiştik. Ara kısma batıyorum. 1 2 3 4 4 taneden oluşan fıstığımı yapıp şöyle tek seferde kapatıyorum. Tekrar başına aldım. Bir sonrakine batıyorum. Şu arada hemen zincirimiz var. Buraya batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 4 taneden oluşan fıstığımı şöyle tek seferde kapatıyorum. Tekrar başına aldım. Bir sonraki zincire batıyorum. Buraya 5 tane yan yana yapacağız. 1 2 3 4 Şöyle hepsini beraber kapattım ve son fıstığımıza geldi. Aşağı indiğim zincirimiz. Hemen buraya batıyorum. 1 2 3 4 4 taneyi yaptım. Hemen bunu da kapattım. Burada toplamda 5 tane fıstığımız olmuş oldu. 1 2 3 4 5 Buradaki en baştaki şöyle ilmeğime batıyorum. Gördüğünüz gibi ilmeğin başı belli. İlmekten geçirdim. Hemen buradaki ilmeğimi de tığımı aldım. Bunun içinden geçirerek şöyle sıkıladım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başına aldım. Başına aldım ve bu fıstıkların arasındaki yere batıyorum. Fıstığın arasındaki iki fıstığın boşluğuna. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanımı yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Bu iki tane trabzanla zincirin arasına batarak hemen buraya bir tane sık iğne ile zincirimi kapattım. Pipirik yaptım. Başına aldım. Yine aynı yere. Bir tane yere iki defa batıyoruz. Şöyle bir tane daha ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir. Tekrar başını alıp kapattım. Hemen başını alıyorum. Bir sonraki iki fıstığın arasına. Şöyle dıştan içe doğru batıyorum. Buraya da yine ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir arasına batıyoruz. Kapattım. Tekrar başını aldım. Yine aynı yeri.
aynı yere batıp ikinciyi yapıyorum. 1, 2, 3 zincir tekrar pipirimi yapıp kapattım. Başını alıyorum. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. Şu ikisinin arasındaki ara kısma batıyorum. Hemen buraya da yine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere batıp kapattım. Başını aldım. Aynı yere batıp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar kapatıyorum. Ve başını aldım. En son eklenmiş yerimize geldik. Eklediğim yere batıyorum iki birleşimi. Buraya da iki tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3. Tekrar başını aldım. Aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Şimdi şöyle arkadaşlar, ilk burada 3 tane zincir çekmiştim. Hemen bunun tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Bunu kaydırma yöntemiyle kaydırıp bir tane zincir çekiyorum. Hemen bu ipimi kesiyorum. Şöyle iyice sıkıladık. Şöyle burada bir tane gülümüz oldu arkadaşlar. 1, 2, şöyle şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane pipiriğimiz oldu. Çünkü 5 tane de burada vardı. Hemen şimdi şuradan şu ipimizi aşağı alalım. Görüntü kirliliği olmasın. Biraz daha uzun keserseniz, elinize sararsanız daha kolay alırsınız. Hemen zincir çekiyorum. İyice sıkıladım ve bunu buradan kesiyorum. Şimdi şöyle düz yüzünden bakalım arkadaşlar. Şöyle de düzeltelim. Yokuşu doğru çekiştirelim. Fıstıklarımız yerlerine otursun. Şöyle bir tane buraya fıstıktan lale yaptık. Lalemizi yaptık. Şimdi son şu ipimi uzun bıraktım. İşte başlangıç ipimiz. Bunu şöyle şuradan batıyorum. Yeşilden battım. Hemen bunu buradan alıyorum. Şöyle elinize sararsanız daha kolay olur. Tekrar buraya batıyorum. İlk başlangıca buradan ilmeğimi çıkardım. İki tane ilmeğimiz oldu. Bunların ikisini beraber şöyle zincirleyip kapatıyorum ve bunlar da birleşmiş oldu arkadan da. Hemen bunu kesiyorum. Şu aralar arkadaşlar bu şekilde laleler yapacağız. İkinciye de koyu sarı yapacağım. Hemen ikinciyi de şöyle ipimi uzun bırakıyorum. Arkadan birleştirmek için şöyle yaptım. Hemen buradaki ilk çektiğimiz 3 zincire batarak şöyle sabitliyorum. Şöyle ilmeğimi uzattım, başını aldım. Tekrar şöyle fıstığımı yapıyorum. Hemen 4 tane dolgumu yaptım ve kapattım. Başını aldım, bir sonrakine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu fıstıkların kalınlığını siz ipinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben 4 doldum diye siz 4 dolmak zorunda değilsiniz. Benim ipim bebe yünü ve incelttim biraz da çekerek. Bu şekilde arkadaşlar ikinciyi de açık sarı, koyu sarı, açık sarı, koyu sarı, açık sarı yaparak bunları da bu şekilde tamamlayacağım. Ben bunları yapıp tamamlayayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben ikisini de yapıp bitirdim. Birini açık sarı, koyu sarı yaptım. Diğerini de açık pembe, koyu pembe olarak çalıştım. Sizin hoşunuza hangisi giderse o renkleri kullanıp çalışabilirsiniz. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.